Lisans eğitimi aldıktan sonra din bilimleri ve felsefe alanında akademik çalışmalarına devam eden hocamıza hoş geldiniz diyorum. Günaydın. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Efendim din filozofu demek, din felsefecisi demek... Evet, yanlış benim, olmaz herhalde değil mi? Yıldız Üniversitesi Felsefe Bölümünde evet. Öğretim üyesiyim ama en temel çalışma alanım din felsefesi. Tabii onun yanında bilim felsefesi, din bilim ilişkisi gibi konular da var ama evet. Din felsefesi en temel çalışma alanım olduğu için yerinde olur. Şimdi bugün aslında terör, İslamofobi, efendim DAEŞ ya da diğer adıyla IŞİD bunları konuşacağız ama güncel olandan başlayalım istiyorum. Son saldırı yılbaşında maalesef hepimizin yeni yıla girme ümidimizi, umutlarımızı solduran ve bizi hepimizi çok tedirgin eden yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşen o hain saldırıyla başlayalım. Şimdi Müslüman bir ülkede, çok popüler bir mekanda yine Müslümanlar öldürüldü. Çoğunlukla ve bunu da yine bir Müslüman terörist, yani tabii parantez içinde Müslüman bir terörist gerçekleştirdi. Bunu nasıl yorumlamak lazım, nasıl okumak lazım, ne düşünüyorsunuz? Bu tabii ki korkunç bir olay. Öncelikle burada yaşamını yitiren herkese Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah ülkemiz bu tip olayların yaşanmadığı bir ülke olur. Yaralananlara da acil şifa diliyoruz. Buradaki tabii sizin bu soruyu sorma nedeninizi bütün seyircilerimizi takdir edeceği gibi ne yazık ki bunu yapanlar üstelik de İslam'a referansları olan sanki İslam'la alakalı bir eylem yapıyormuş gibi dünyada hava veren bir grup, bir topluluğa ait. Ama bunların yaptıklarının İslam'la alakalı olmadığını göstermek için işte en basit göstergelerden birisi zaten hep öldürdükleri Müslümanlar. Bu sadece bizim ülkemizde bu eylemde yaptıkları değil. Yani bu örgütün öldürdüklerinin %90'ı Müslüman. Ha buradan da şunu çıkarmak lazım. Bu örgütün yaptıkları daha çok bu örgütün siyasi amaçlarıyla alakalı bir şey. Bu bir din savaşı, İslam adına yapılan bir savaş olarak nitelendirilmesi tamamen göz boyamak için, kendine taraftar toplamak için yapılan bir söylemden, bir retorikten, bir süslü bir laf kalabalığından başka bir şey değil. Bu yani hiç İslam'la alakası olmayan sadece belli siyasi menfaatlerini gerçekleştirmek için yapılan bir eylem. Ve temelde de bu tip eylemler psikolojik bir durum oluşturmak için yapılır. Yani Türkiye'de bir huzursuzluk ortamı oluşturmak için yapılır. Gelecek turistlere siz buraya gelmeyin demek için yapılır. O gelecek turistlerin gelmemesiyle Türkiye'nin belli kazançlarından olması için yapılır. Böylelikle Türkiye'ye işte... Ben seni böyle zora sokarım, işte sen de benim şu isteklerime karşıt bir eylemde bulunma demek gibi bir mesaj için yapılır. Yoksa Türkiye gibi yani 80 milyona yakın nüfusu olan, büyük bir ordusu, polis teşkilatı olan yani böyle legal bir ülkeyle gidip de böyle eylemlerle zarar verilmesi mümkün değil. Hatta ben birçok kimseye şunu söylüyorum. Bütün 2016 çok kötü bir sene oldu terör eylemleri açısından. Ülkemizde oysa çok güzel yatırımların da olduğu bir seneyken bu eylemler birçok kimsenin tadını kaçırdı. Ama ona rağmen biz 2016'da bakalım, Türkiye'deki ölen kişi sayısına bakalım. Türkiye Amerika'dan daha güvenilir bir ülke. Belki birçok kimse buna şaşıracaktır yani böyle dememe. Böyle yani bir toz pembe tablo çizdiğimiz. Hayır, istatistikler bunu söylüyor. Amerika'da senede ortalama silahla öldürülen kişi sayısı 12 bine geliyor. Bakın 12 bin kişi. Ha, bazıları diyebilir ki Amerika büyük ülke, nüfusu bizden fazla, ondan oluyor. Nüfusu bizim 4 katımız fazla. 12 bini 4'e bölsek 3 bin kişi eder. Kişi yani ülkemizin nüfusuna göre bizim ülkemizde ancak 3 bin kişi ölürse silahlı saldırılardan Allah korusun. Amerika kadar işte güvenilmez bir ülke olurdu. Ama bizim ülkemizde geçen sene bu kadar kötü bir sene olmasına rağmen silahla öldürülenler artı bu terör eylemlerinde öldürülenleri toplasak 3000'in altında. Buna şunu demek istiyorum. Yani aslında bizim ülkemiz güvenilmez bir ülkede değil. Yani bütün bu eylemlere karşı diğer ülkelerden çok aynı veya bunlardan daha güvenilir hatta Amerika'dan bir ülke. Bir insanın can güvenliği açısından. Ama
terörün oluşturduğu havaya bakarsak, dünyada oluşturduğu imaja bakarsak, gerçekten Türkiye'ye gittiğinizde çok büyük tehlikelerin sizi beklediği bir hava oluşturuluyor. Bu hem dışarıdan gelen insanlara karşı böyle bir imaj oluşturuyor. Ve ülkemizdeki birçok kimse, ben bir eğlence yerine gidersem, işte hatta bir camiye gidersem, eğlence yerine gidersem, AVM'ye gidersem, yani insanların toplu olduğu herhangi bir yere girersem, benim başıma bir şey gelebilir mi diye bir tedirginlik havası oluşturmadan her şeye rağmen bu eylemler başarılı oluyor. Ki terörün işte gerçek hedefi bundan diyorum. Şimdi, psikolojik bir durum oluşturmak. Bir de tabii bir evet.